Meslek Lisesi arsasındaki kurumunuza ait tahsisin belediyemizden alınacak arsa karşılığında kaldırılarak devir edilip edilmeyeceğine dair kurum görüşünüze ivedilikle ihtiyaç vardır. Görüşünüzün ivedilikle gönderilmesi halinde belediye meclisimizce olağanüstü toplantı yapılarak bu konu sonuca bağlanacaktır. İlçe açısından oldukça önemli olan yatırımların doğru değerlendirilmesi için kurum görüşünüz belirleyici olacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı'na soruyoruz. Aynı zamanda valiliğe de soruyoruz. Yani valiliğe de gidiyor bu iş. Belediye meclisince konunun değerlendirilmesi için bu konudaki cevabınız ile konu ivedilikle çözüme kavuşacaktır. Gereğini bilgilerinize arz ederim. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'na ve valiliğe bu yazı yazdım. Şimdi bize burayla ilgili bakanlıktan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden, valilikten bir talep gelmemiş. Okulun yıkılacağı ile ilgili herhangi bir rapor şubu gelmemiş. Atel, burada durum şu. İhaleye çıkmış olan şu, şuradaki arsa. Biz hemen şunu da yapalım da. Gerisi Allah kerim. Okul yapılır mı? Yapılmaz mı? O mu? Bu mu? Efendim, durum bu arkadaşlar. Bir şey gidermek burada. Aciliyeti hemen bir ortadan kaldırıverelim durumu. Arkadaşlar biz devletiz. Ben Milli Eğitim Bakanlığı'nın, valinin ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün görüşünü almadan yatırım kararı var mı? Tahsisi kaldıracak mı? Efendime söyleyeyim, Milli Eğitim Müdürlüğü bu konuda yetkili midir? Onların görüşünü almadan asla böyle bir karar veremem. O bakımdan bu konu, son sözüm şu, bu konu gündemimizdedir. Bu valiliğin ve bakanlığın görüşü gelecek. Bu gündemimizde olan konuyu eğer bizce bir mahsuru yok, uygundur derlerse evet, anamızın at sütü gibi biz de helalinden vereceğiz. Ama Milli Eğitim Bakanlığı'nın böyle bir yatırım kararı bilmem neyi yoksa ben bilmeliyim, kaç sene içinde yapacağım. Şartlı vermeliyim. Ya yarın yapmazsa? Ya hem ben burayı tahsis ettim, bir de dönerler yarın bu burada kalsın, müşterilerime yapabilirsin, bizim yer bedavaya giderse ne yapacağız arkadaşlar yine? Onun için bu yazılarımın cevabı valilikten ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nden gelinceye kadar konuyu gündemde tutuyorum ve bu nedenle bu yazının cevabının geldiği gün konuyu oylamaya sunacağım. Bu sebeple bugün bu konuyu oylamaya sunuyorum arkadaşlar. Konu gündemimizde. Gelecek meclis oturumumuzda konu oylanacaktır. Hepinize teşekkür ederim. Böyle bir aklınız yok Sayın Başkanım. Var. Ben yaptım. Tamam. Ben yaptım. Biz de yapalım, sen de yap. Sen de yap. Sen demirciliğin yatırımlarını engelliyorsun sen. Engelliyorsun demirci halkının yatırımlarını engelliyorsun sen. Uzatıyorsun işi. Ama yapılacak çare yok yani. Yapılsın. 5 sene sonra yine yapılır. Ben sana hemen yaptırayım. Yapalım. İsmail Bey, o zaman yap. Arkadaşlar teşekkür ederim. Ayıptır bu yapılan. Ben imzalamıyorum şeyi sana. Sen imzalama. İvan Katibi olarak imzalamıyorum. İmzalama. Aynen bu şekilde bu. Olmaz böyle şey. Ayıptır ya bu memlekete. Bu memleketin insanları uyuyor mu ya? Uyuyor mu? Ben merak ediyorum bu memleketin insanlarına. Yatırım ve eşraflarını uyarıyorum. Yatırım yapacak adam önceden düşünseydi. Yumurta kapıya gelmiş. Nerede tutuyorsun? Nerede tutuyorsun? Nerede tutuyorsun?